Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Yahya Kemal Beyatlı'yı rahmetle anıyorum ve Sessiz Gemi şiirinden sadece bir kuple okudum. Harika bir şiir ve bu haftanın gezegen geçişleriyle de alakalı. Güneş'in Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte sessiz ve derinden diyoruz ve bu haftanın etkilerini anlatmaya başlıyoruz. Şöyle elimde haritası ve biraz sonra gezegen geçişleriyle beraber de konuşacağız. Her şeyden evvel Güneş Akrep Burcu'na 23 Ekim gecesi giriyor, saat 20.19 Ankara. Ve haritasında gördüğünüz gibi Venüs ve Merkür gezegenleri de yine Akrep Burcu'nda ilerliyorlar. Akrep Burcu'nun astrolojik anlamda açıklamalarını yaparken her zaman sınıfta da sessiz ve derinden derim. Gerçekten de öyle. Duygusal anlamda en yoğun derinliğe sahip su elementi burç akreptir. Ve daha ziyade buzdağının altındakini görebilen bir yapıya sahiptir. Genellikle denir ki astroloji kitapları da en iyi dedektifler de Akrep Burcu'ndan çıkar. Araştırmacı, derine inen çok iyi psikologlar, psikoterapistler, aynı zamanda bütün şifa ile uğraşan kişilerle de yine Akrep Burcu ilişkilendirilir ve pek tabii ki sır vermeme konusunda da aslında genel anlamda Akrep Burcu güven veren bir yapıya sahiptir. Pek tabii ki sır vermeme konusunda sadece Akrep Burcu'ndan bahsetmeyiz ama sırdaş bir yapıya sahiptir, ketum bir yapıya sahiptir ve konular karşısında, olaylar karşısında çok da dışarıya renk vermemeye eğilimlidir ama aslında kendi içinden çok derin etkilenir. İşte Akrep Burcu'nda çok sayıda gezegenin yoğunlaştığı, yoğunlaşacağı, daha da yoğunlaşacağı, aslında önümüzdeki hafta bir de yeni ay gerçekleşecek. Böyle bir döneme giriyoruz. O yüzden sessiz ve derinden koyduk bu haftaki yazımızın ve aynı zamanda videomuzun ismini. Tabii bu haftanın tek gezegen hareketi bu değil. Güneş'in Akrep Burcu'na geçişi şöyle dokümanda birazdan size açıklayacağım gibi. Venüs-Neptün üçgeni pazartesi günü kesinleşiyor. Dolayısıyla romantik, benim okuduğum gibi belki daha şairane, sanatsal bazı etkiler de alacağımız bir zaman dilimi. Pazartesi akşamı özellikle bu romantik etkiler çok daha belirgin. Ve Mars'ın ay düğümleriyle kare açısının da çok etkili olacağı bir hafta. Bu da aynı zamanda bir girişim motivasyonunun yüksek olduğunu gösteriyor hafta genelinde. Çarşamba gecesi saat 20.19 itibariyle Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Ve Venüs'ün Plüto ile 60 derecelik uyumlu açısının kesinleştiği Cuma günü ilişkilerde daha güçlenmeye yönelik veya güçlü ilişkiler oluşturmaya yönelik etkiler devrede olacak. Ve haftanın son günü Pazar günü Mars-Satürn arasındaki kare açı kesinleşiyor. Şöyle haritada biraz gösterirsek. Şu Satürn'ün göstergesi bu haritanın 8. yerine denk düşmüş durumda ve Mars ile dik açı oluşacak. Mars aynı zamanda Plüto'ya da dik açı yapmış olacak. Dolayısıyla Mars Satürn'ün karesinin etkili olduğu bu haftada özellikle hafta sonunda eyleme geçmek istediğimiz bazı konularda eyleme geçmekte, hareket yaratmakta veya girişim yapmakta biraz zorluk çekebiliriz. En başta onu söylemekte fayda var. Öte yandan Venüs'ün Neptün ve Plüton'la açılarından bahsettik. Şöyle haritanın içerisinde bulursak bu Venüs'ün işaretçisi ve Neptün uyumlu üçgen açı. Aynı zamanda Venüs'ün Plüto'yla da seksil açısı devrede olacak. Dolayısıyla toprak ve su elementi paslaşması, yani duyguları pratiğe dökebilme kabiliyeti veya aslında su ve toprak elementinin yoğun olduğu dönemlerde hem duygusal hem maddi hem fiziksel güvence ihtiyacı artar. Böylesi bir zamandan da geçiyor olacağız diyorum ve yavaş yavaş burçları incelemeye girişeceğim ama bir şeyi daha özellikle söylemek isterim. Bu haftadan itibaren etkili olacak ve 28 Ekim haftasında daha da etkili olacak şekilde Güneş-Uranüs karşıt açıda ilerlemeye başlayacaklar bu hafta ortasına itibaren. Güneş'in Uranüs'le karşıt açısı Güneş'in Akrep Burcu'na geçişiyle birlikte çarşamba gününden itibaren etkinleşmeye başlıyor. Bu açı genel anlamda
karşı çıkma, isyan duygularını, durumlarını ifade eder. Büyük değişim arzusunu da beraberinde getirir. Ve pek tabii ki duygusal anlamda bu değişim, dönüşüm ihtiyacı, Güneş'in Akrep Burcu'nda oluşu, Uranüs'ün Boğa Burcu'nda oluşu ve karşıt açıyla birlikte okursak bazen bize maliyetler getirir. Yani hayatımızda yapmak istediğimiz bazı dönüşümlerin bazı maddi götürüleri, harcamaları, riskleri vardır. Bence bu önümüzdeki hafta, özellikle 28 Ekim haftasında bu manada Güneş-Uranüs karşıtlığının çok etkili olduğu, bu yüzden hayatımızda yapmak istediğimiz değişikliklerle ilgili bazı maliyetleri de göze almamız gereken bir zaman dilimine giriyor olacağız. Önümüzdeki hafta bundan bahsedeceğim. Ama şimdi burçlarla devam edelim. Koç burcuyla başlayalım. Bakalım bu hafta Koç ve yükselen Koçları neler bekliyor? Güneş, Venüs ve Merkür'ün haritanın 8. evi dediğimiz alanında, şurada tekrar gösterirsek, ilerliyor olması. Alacak, verecek ödemelerle ilgili konularda özellikle önemli fırsatları da beraberinde getirebilir. Bir taraftan tabii ki para çıkışlarını gösterebilir ama bir taraftan da Venüs ve Merkür daha ziyade olumlu etki yaratabilirler ve alacakları talep etme konusunda veya kredi borç başvuruları konusunda daha avantaj sağlayan bir durum gösterebilirler. Pek tabii ki bu manada diyelim ki bu hafta alacak verecekler konusunda daha fazla yoğunlaşıp daha fazla başarı elde etme şansı artıyor Koç ve yükselen Koçlar açısından. Şöyle haftanın genel değerlendirmelerini ayın transitlerine göre yaparsak. Pazartesi günü daha ziyade ev, aile ile ilgili konuları realize etmek açısından kullanılabilir, evde değişiklikler vesaire. Salı ve çarşamba günleri daha ziyade aşk, ilişkiler, çocuklar konusuna odaklanılacak gibi gözüküyor. Hem salı hem çarşamba günleri ilişkiler adına güzel adımlar atılabilir. Gayet uygun bir gökyüzü var. Perşembe ve cuma günleri özellikle çalışma hayatı ile ilgili adımlar, çalışanlarla ilgili adımlar veya yardımcı, servis veren kişilerle ilgili bazı işte işe alışlar, önemli girişimler yapılabilir. Hem perşembe hem cuma günleri bu açılardan genel anlamda gayet uygun gözüküyor. Hafta sonunda cumartesi ve pazar günlerinde ikili ilişkiler vurgu kazanıyor. Burada biraz stres var. Hafta sonunda ilişkilere dikkat. Geldik boğa burçlarına. Boğa burçları için Venüs, Merkür ve Güneş'in haritanın 7. evine denk düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla boğa ve yükselen boğalar için bu hafta özellikle ikili ilişkiler alanında çok önemli hareketlenmeler var. Genel olarak anlaşmalar, uzlaşmaya yönelik temalar manasında güzel gelişmeler yakalanabileceğini söyleyebiliriz. Tabii stres olan alan bu dönemde özellikle Mars'ın bulunduğu haritanın 6. evi. Aslar, çalışanlarla ilgili konular ve sağlıkla ilgili konularda bu haftanın dikkat edilmesi gereken temaları arasında yer alıyor. Şöyle haftayı bir genel olarak değerlendirirsek, pazartesi günü genel anlamda baktığımızda yakın çevre destekleri, iletişim konularında avantaj sağlama veya yakınlarla ilişkiler manasında yine olumlu kullanılabilecek bir gün. Salı ve çarşamba günleri daha ziyade aile içi konuşmalar, evle yerleşimle ilgili temalar ön planda. Belki bir takım şeylerin temelini atmak açısından kullanılabilecek iki gün. Perşembe ve cuma günlerine baktığımızda burada daha ziyade aşk ve ilişkilerden yana şanslı temalar devrede. Çocuklarla ilgili konularda girişimler yapılabilir. Artistik sanatsal becerileri göstermek açısından fırsatlar yakalanabilir. Ve cumartesi ve pazar günleri sağlık konularına dikkat. Aslar, çalışanlarla ilişkiler alanında gerginlikler özellikle dikkat çekiyor. Geldik ikizler ve yükselen ikizlere. Haritada gördüğümüz üzere Akrep Burcu'ndaki gezegenler 6. eve denk geliyorlar ve Mars da haritanın 5. evine denk geliyor. Peki bunlar bize neler söylüyor? Bu hafta özellikle işe alışlar yapmak açısından güzel. İş başvuruları aslında yine kullanılabilir. Sağlıkla ilgili konularda adımlar atılabilir. Şifalanma veya herhangi bir sağlık probleminin giderilmesi için, değil mi? Doktor ziyareti, ilaç tedavisi vesaire gibi konulara da
pek tabii ki girişilebilir. Çocuklar aşk ve ilişkiler alanındaysa biraz agresyon dikkat çekiyor. Spor yapan insanlara özellikle sakarlık, sakatlık gibi konularda dikkatli olmalarını önerebiliriz. Şöyle haftanın günlere göre değerlendirmesini yaparsak. Pazartesi gününden başlayalım. Pazartesi günü parasal işler aktive edilebilir genel anlamda. Salı ve çarşamba günleri özellikle iletişim konuları açısından kullanılabilir. Yazmak, yorumlamak, bilgi vermek, bilgi almak, yakın yerlere seyahatler üzere program yapmak. Perşembe ve cuma günlerine bakarsak aile içi işler, evle yerleşimle ilgili konularda adımlar atılabilir. Ve özellikle aile içi konuşmaları için perşembe ve cuma günleri değerlendirilebilir. Cumartesi ve pazar günleri aşk, ilişkiler ve çocuklarla ilgili alanda, hobiler ve sportif faaliyetler alanında biraz agresyon var. Dikkat. Geldik yengeç ve yükselen yengeçlere. Haritalarında akrep burcundaki gezegenler 5. eve denk düşüyor. Güneş, Venüs, Merkür haritanın 5. evinden geçiş yapıyor ve Mars haritanın 4. evinden geçiş yapıyor. Bütün bunlar neyi ifade ediyor? Her şeyden evvel aşk ve ilişkilerden yana şanslı bir hafta. Önümüzdeki haftaya da yansıyacak şekilde çocuklarla ilgili konularda yine olumlu gelişmeler beklenebilir. Aile içerisinde özellikle evle ilgili konular yüzünden agresyon riski var. Buralarda da dikkat etmek gerekecek. Peki haftanın günlerine göre değerlendirmesi için neler söyleyebiliriz? Pazartesi günü özellikle iyi kullanılabilecek bir gün. Her türlü kişisel duygu ifadeleri, kişisel girişimler, kendini ortaya koymak için güzel bir gün. Salı ve çarşamba günleri finansal konular aktif edilebilir. Yatırımlar yapılabilir. Salı günü daha isabetli olur kullanmak açısından. Ve perşembe ve cuma günleri iletişimsel konuları aktif etmek, bilgi vermek, bilgi almak, aslında sosyal medyayı da aktif kullanmak, tanıtımlar yapmak, yaptığınız işi tanıtabilirsiniz vesaire. Bu anlamda güzel. Cumartesi ve pazar günleri ise aile içi ilişkilere dikkat. Evle ilgili konularda agresyon riski devrede olacak. Geldik aslan ve yükselen aslanlara. Akrep burcundaki gezegen toplaşması haritanın 4. evine denk düşüyor ve Mars da haritanın 3. evine denk düşüyor. Bunlar bize ne anlatıyor? Her şeyden evvel aile içi konuları konuşmak, tartışmak, ailece beraber kararlar vermek, evlilik de dahil olmak üzere evlilik ve aile temaları ile ilgili geleceğe yönelik adımlar atmak adına bu olumlu geçiş kullanılabilir. Bir sonraki hafta yeni ay var, daha da fazla değerlendirilebilir. Kardeşler ve yakın çevre ilişkilerinde ise özellikle dikkat, kardeşlerle tartışmalardan, konu, komşu, etraftaki kişilerle tartışmalardan uzak durmakta fayda var. Sivri dil kullanmak bugünlerde özellikle hafta sonunda çok akıllıca olmayabilir. Pazartesi günü daha ziyade içe dönük, belki biraz daha kafayı dinlemeye dönük değerlendirilebilir. Hani bazı zamanlar kulağın üstüne yatmak gerekir. İşte pazartesi o günlerden bir tanesi. Salı ve çarşamba günleri ise kendini göstermenin güzel zamanı, harekete geçme zamanı. Aslan gürler, malum hayvan olarak da baktığımız aslan gürleyen, kendini kükreyerek gösteren bir hayvandır. Salı ve çarşamba günleri daha gür sesle kendinizi ifade etme zamanlarında olacaksınız. Perşembe ve cuma günlerinde ise parasal konular aktif edilebilir. Yatırımlar, parasal girişimler. Cumartesi ve pazar günlerinde ise yakın çevre, konu komşuyla ilişkilerde özellikle dikkat diyorum. Ve Başak, yükselen Başaklara gelirsek. Akrep burcundaki gezegen toplaşması haritanın 3. evine ve Mars haritanın 2. evine denk düşüyor. Bu ne anlama geliyor? Yakınlarla iletişim manasında gayet güzel. Konu komşuyla, etrafla, kardeşlerle ilişkiler, kuzenler olabilir. Buralardan avantaj yakalama zamanı. Bilgi paylaşma, tanıtım yapma, reklam yapmak açısından gayet isabetli. Eğitimle ilgili konularda da güzel gelişimler yakalanabilir. Seyahatler arasından da olumlu şeyler devrede. Parasal konularda ise daha ziyade harcamalar dikkat çekiyor. Aşırı risk almak isabetli olmayabilir. Özellikle de hafta sonunda. Şimdi haftanın günlere göre değerlendirmesini yaparsak. Pazartesi günü sosyal alanda daha aktif olunabilir. Çevre, arkadaşlarla ilişkiler değerlendirilebilir. Daha çok
geniş çevrelere yayılma şansı var. Salı ve çarşamba günleri biraz daha geri çekilme zamanı, sağlıkla ilgili konulara dikkat diyebilirim. Perşembe, cuma günleri ise öne çıkma zamanı, harekete geçme zamanı. Her iki günde değerlendirilebilir. Elimdeki listemden bakıyorum. Perşembe gününün tamamı özellikle değerlendirilebilir diyebiliriz. Belki cuma günü biraz da akşam saatlerine kalmamak daha isabetli olur diyebiliriz. Cumartesi ve pazar günlerinde ise para açısından fazla risk almamak gereken, burada mücadele gerektiren zorlu durumlar var. Dikkat diyorum. Geldik terazi ve yükselen terazilere. Haritada Akrep Burcu'ndaki gezegenler parahanesine denk geliyor ve Mars da terazi burcuna, haritanın birinci evine denk geliyor. Bu ne anlama geliyor? Parasal konular arasında güzel bir dönem, iletişim becerileri, sanat becerileri, iyi ilişkiler sayesinde parasal kazançları elde etme şansı artıyor. Öte yandan bu dönemde her zaman olduğundan daha fazla agresif ve sert çıkışlar yaparsak etrafımızdaki insanları kaçırabiliriz, çevremizi kaybedebiliriz. Dikkat! Haftanın günlere göre değerlendirmesine gelince. Pazartesi günü işle ilgili konularda girişimler yapılabilir. Salı ve çarşamba günleri sosyal çevre ilişkilerini çok iyi kullanabilirsiniz. Ummadığınız geniş çevrelere eğilme veya fırsat yakalama şansınız artıyor. Hem salı hem çarşamba günleri bu şanslar gerçekten daha fazla var. Ve perşembe, cuma günleri belki biraz daha içe dönük, biraz daha dinlenmeye yönelik ve özellikle arka planda dönen şeylerin daha aktif olacağı, belki biraz da dikkat etmek gereken zaman dilimi. Cumartesi ve pazar günleri özellikle agresif davranışlardan uzak kalmalı. Sakatlıklara da dikkat diyoruz. Ve akrep, yükselen akreplere geliyoruz. Akrep burcundaki gezegen toplaşması haritanın birinci evine ve Mars haritanın 12. evine denk düşüyor. O zaman bu hafta neler yapabiliriz? Bu haftayla ilgili neler söyleyebiliriz? Nasıl kullanabiliriz? İyi ilişkiler sayesinde güzel gelişmeler yakalanabilecek bir hafta. Bazen çekiciliğimiz daha üzerimizdedir. Şeytan tüyü derler buna. İlla karşı cins olarak düşünmeyin. Yaptığınız görüşmelerde, insan ilişkilerinde iyi bir imaj yaratmak, iyi bir etki yaratmak, dolayısıyla iş almak, fırsat yakalamak anlamında gayet güzel. Bu hafta genel olarak değerlendirilebilir. Öte yandan agresyonu fazla içeride tutmak sağlık sorunlarını beraber getirebilir. Bu dönemde biraz daha arka planda dönen işlere de açığız. Dikkat diyorum ve haftanın gündeme göre değerlendirmesine geçiyorum. Pazartesi günü özellikle yurt dışı, yabancılarla ilgili işler varsa bu alanda gelişmeler yakalanabilir. İnternet yayıncılık, seyahatler, eğitimle ilgili konularda harekete geçilebilir. Salı ve çarşamba günleri iş görüşmeleri için haftanın değerlendirebilecek en iyi iki günü, üst otorite figürleriyle ilişkiler manasında. Bilhassa çarşamba gecesi kullanma şansı varsa perşembeye de yansıyacak şekilde. Ve perşembe ve cuma günleri sosyal çevre ilişkiler açısından gayet güzel. Sosyal olmanızda fayda var. Çevreyi aktif kullanmanızda fayda var. İlginç insanlarla tanışabilir ve geleceğe yönelik önemli adımlar atılabilir. Cumartesi ve pazar günlerinde ise gerçekten biraz geri çekilmekte fayda var. Enerji düşüşleri olabilir. Sağlığınızı iyi kollayın ve vücudunuzu gereksiz zorlamayın diyebiliriz. Yay ve yükselen yaylara gelirsek. Akrep burcundaki gezegen toplaşması haritanın 12. evine ve Mars haritanın 11. evine denk düşüyor. Bu ne anlama geliyor? Bugünler ilişkiler arasında biraz zorlanmalar devrede. Hani böyle çok ortaya çıkamama, perde arkasında kalma, ilişkilerin çok dışa yansıyamaması. Belki bazı zamanlarda yaparız hayatımız. Hani böyle bir şeyleri çok ortaya çıkartmayız. Bir şeyleri daha kendimize özel tutarız. Bazen gizli ilişkiler devrededir. Hani gizli ilişkiler derken illa illegallikten bahsetmiyorum. Hani bazen biraz daha özel konuşmalar yapılır. İşte bunları yapmak açısından güzel bir zaman diyebiliriz. Böyle kullanılabilir en azından diyebiliriz. Öte yandan Mars'ın pozisyonuna bakarak özellikle arkadaşlarla ilişkilerde agresyondan, tartışmalardan uzak kalmalı. Hani hafta sonuna da yansıyacak şekilde özellikle arkadaşlarla parasal ilişkilere dikkat diyebileceğimiz bir zaman dilimi. Yani hafta sonunda para alışverişlerine dikkat. Ama pazartesiden başlarsak, pazartesi günü özellikle parasal konular, yatırımlar anlamında kullanılabilecek bir gün. Salı ve çarşamba günleri eğitim, yayıncılık, uzak yerlerle yapılan işler,
internet üzerinden yapılan işler, hukuki girişimler anlamında kullanılabilecek günler veya spiritüel konular, eğitimler alanında güzel gelişmeler yakalanabilir. Perşembe ve cuma günleri iş görüşmeleri için kullanılabilir. Her iki günde gayet isabetli gözüküyor önemli etkin pozisyondaki kişiler ile görüşmeler arasında. Ve cumartesi, pazar günleri arkadaşlar ve sosyal çevre alanında agresyon var. Dikkat, şartları fazla zorlamamak yerinde olur. Ve geldik Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olanlara. Akrep Burcu'ndaki gezegen toplaşması haritanın 11. evine ve Mars'ta 10. evine denk geliyor. Peki bunlar neler getirecek? Sosyalleşme zamanı. Bu dönemde özellikle yeni çevrelere girin. Bir sonraki hafta yani 28 Ekim haftası daha da fazla. Geniş çevre, arkadaşlar, destekleyici insanlar bu dönemde fayda yaratacaklar. Ama üst otorite figürleriyle ilişkilere dikkat. Burada agresyon var bilhassa hafta sonunda. Pazartesi günü ikili ilişkiler arasından kullanılabilir. Her türlü birebir görüşmeler, özel ilişkilerde adımlar manasında özellikle pazartesi günü biraz daha iyi değerlendirilebilir çok tartışmalara girmeden. Salı ve çarşamba günleri özellikle alacak, verecek ödemeler, parasal konularla ilgili girişimler yapılabilir. Perşembe, cuma günlerini yurt dışı, yabancılar, internet, yayıncılık, eğitim, hukuk konularında daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günlerinde ise üst otorite figürleriyle önemli kişilerle tartışmalara açık dikkat diyorum. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu dönemde Akrep Burcu'nda gezegen toplaşması haritanın 10. evine denk geliyor ve Mars haritanın 9. evine denk geliyor. Dolayısıyla kova ve yükselen kovalar için iş ve kendini gösterme manasında yüksek bir dönem. Önemli kişilerle görüşmek için gayet güzel bir dönem. İyi iletişim, iyi ilişkiler, olumlu sonuçlar doğuracak gibi gözüküyor. Dış seyahatlerde, yabancılarla ilişkilerde biraz dikkat. Hani böyle zaman zaman blokajlar var, engellenme, önünüze çıkan fırsatları, yayıncılık alanında özellikle eğitimle ilgili konularda blokajlar olabilir. Uyanık olmak iyi olur. Ve pazartesi gününe baktığımız zaman aslar çalışanlar iş hayatıyla ilgili konularda girişimler yapılabilir. Biraz sağlığa dikkat. Salı ve çarşamba günleri ikili ilişkiler, anlaşmalar, uzlaşmalar, her türlü mülakatlar için kullanılabilir. Perşembe ve cuma günleri alacak, verecek ödemeler finansal konular arasından değerlendirilebilir. Hem perşembe hem cuma gayet uygun gözüküyor. Cumartesi ve pazar günlerinde ise dediğim gibi seyahatler, yabancılarla ilişkiler, inançlarla ilgili konular, bütün bu bahsettiğimiz konularda agresyondan uzak kalmakta fayda var. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Akrep Burcu'ndaki gezegen toplaşması haritanın 9. evine ve Mars haritanın 8. evine denk düşüyor. Seyahat için güzel zaman, tabii ki fırsatınız varsa eğitimle ilgili özellikle 28 Ekim haftasında adımlar atılabilir. Yurt dışı yabancılarla ilgili konularda da yaptığınız işi tanıtmak, pazarlamak, göstermek, yaymak açısından güzel bir enerji devreye giriyor. Sessiz ve derinden yavaş yavaş 28 Ekim haftasında daha fazla iş alanındaysa agresyondan, mücadeleden, kavgadan, gürültüden kaçınmak iyi olur. Bu haftanın genel günlere göre değerlendirmesine girersek. Pazartesi günü özellikle aşk, ilişkiler, çocuklarla ilgili konular ön planda. Salı, çarşamba günleri çalışanlarla ilişkiler, çalışma hayatıyla ilgili konular, yeni girişimler, organizasyonlar ve aynı zamanda birinin işi almak gibi temalar varsa bu temalar alanında gelişmeler var. Perşembe ve cuma günleri ikili ilişkiler için kullanılabilir. Birebir mülakatlar, toplantılar ve cumartesi ve pazar günlerinde ise parasal alanda agresyon ve çıkışlar var. Parasal konulara hafta sonunda dikkat. Evet, hafta genelinde Akrep Burcu'nda gezegen toplaşmasından bahsettik. Özellikle Güneş'in Akrep Burcu'na geçeceği çarşamba gecesinden itibaren 28 Ekim haftasında bahsedeceğiz, anlatacağız. Akrep Burcu'nda bir de yeni ay var. Asıl gelişmeler oradan sonra. Dolayısıyla bu hafta bazı adımlar atılabilir ama esas bir sonraki haftayı bekliyorsunuz. Şimdilik sessiz ve derinden gitmenizde fayda var diyorum ve bendeniz Önel Döşer. Bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek Astroloji Televizyonu'ndan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.